Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün kariyer hikayemizin dışına çıkıp farklı bir şey yapalım dedik. Türkiye'de gerçekleşen transferlerin FM profillerini incelemeye karar verdik. İlk incelememiz Nicolas Ismat Mirin, Beşiktaş'ın yeni stoper bölgesine aldığı transfer. İlk önce pozisyonlarına bakalım Ismat Mirin. Evet, stoper mevkinde oynuyor. Sol açıkta bile oynama şansı var. Sağ açık, sağ bek ve striker pozisyonunda da oynama imkanı var gibi gözüküyor. İsimat Mirin'in. İsmi çok zor. İsmi çok zor. İsimat Mirin hakikaten çok zor. Bak, özelliklerine baktığımız zaman fiziksel özelliklerinde çeviklik 13, dayanıklık 14, denge 15, güç 16, hız 15, hızlanma 15, vücut sinirliği 13, zıplama 14. Fiziksel özellikleri aslında yeterli, iyi bir stoper için yeterli denecek düzeyde. Özellikle güç, hız ve hızlanma bir stoper için çok önemli. Çeviklik de keza. Vücut zindeliği 13. Yani çok sakatlık yaşayan bir oyuncu olmadığını gösteriyor bize. Zihinsel özelliklerine geldiğimiz zaman agresiflik 12. Normalde tabii savunma oyuncuların agresif olması istenir. Burada da FM'de de baz aldığımız nokta 15. 15 ve üstünün iyi olduğunu düşünüyorum ben. 15-6 ise biraz sıkıntılı. Cesaret 13. Onun da düşük olduğunu söylüyorum. Düşünüyorum. Çalışkanlık 16. İyi. Karar alma 11. Bir stoper için karar alma yüksek olmalı aslına bakarsınız. Topu oyuna sokarken. Ama çok da kötü değil. 16. Onun altına düşmemesi çok kötü değil. Kararlılık 15. Bu mücadeleci bir karakter olduğunu gösteriyor. Konsantrasyon 12. Evet. Şimdi stoperlerin en önemli özelliği pozisyon alma. Ve tabii ki bu pozisyon alma için de konsantrasyon çok önemli bir faktör. Maç içindeki dağınıklık. Bunu ne kadar minimize edebilirlerse o kadar başarılı olabiliyorlar. 12 bir düşük bir rakam bana kalırsa. 15 ve 15 üstü olsaydı iyi olurmuş. Yani bu çok önemli bir konsantrasyon. Liderlik 8. Yani çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Liderlik vasfı olması gerektiğini. Ön sesi 14. Ön sesi iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 15. 14'te 15'e katalım. 14 iyi bir özellik bence. Özel yetenek 7. Yani stoperlerin çok özel yeteneği olsaydı stoper olmazdı zaten. Pozisyon alma 13. İşte bu da konsantrasyon gibi bence savunma oyuncusu için önemli özellik pozisyon alma. Çünkü yani ne kadar çok pozisyon kaybedersen o kadar çok kalende pozisyon görürsün. Bir nevi aslında bakarsanız savunmanın bel kemiği olacak futbolcunun ilk özelliği pozisyon alma olması olarak düşünüyorum. 13. Yani kötü bir rakam bence. Burada minimum 15 olması gerekiyordu. Ama yani tabii 12 ve 6 çok çok daha vasat. O idare eder diyelim. Soğukkanlılık 11. Yani çok soğukkanlı. Yani iyi bir defans için yeterli düzeyde düşünüyorum. Takım oyunu 16. Yani takım oyununa yatkın. Bir savunma oyuncusu topsuz olan 7. Şimdi topsuz alan savunma oyuncu için sıkıntı. Özellikle şimdi Beşiktaş gibi bir takımda. Beşiktaş gibi hücum eden bir takımda topsuz alanda 7 performansı, 7 özelliği düşük bir not olarak görüyorum 7'yi ben. Yani minimum 10 olması lazımdı oranın. Vizyon 12. Zaten vizyon 12 olması normal. Beşiktaş'a giriyor sonuçta. İlk ya teknik özellikleri bir savunmadan çok teknik olmasını beklemezsiniz. Burada önemli olan kafa vuruşu 16. Gayet iyi bir rakam kafa vuruşları. Hava toplarında etkili bir oyuncu. Markaj 14. İyi bir rakam. Hollanda futbolu sonuçta. Hollanda futbolu çok markajlı bir futbol oynanmıyor. Orada geliştirmiş kendini. Teknik 11. Savunma oyuncusu için yeter. Top kapma 12. Yani işte evet. Top kapması bence oldukça düşük. Yani bunun minimum sağlam bir savunma oyuncusunun 16, 15, 16, 17 bandında olması lazım. Biraz düşük kalmış o. Şuna bakalım. Raporlara bakalım. Raporlar tabii maçı oynamadığı için rapor yok. Geçmişine bakalım. Ren'den çıkmış 2007-2008'de. Ren'de hiç oynamamış. Daha sonra Valencia'ya gitmiş. Valencia'ya bedelsiz oyun gitmiş. İlk sezon orada da forma kalsı bulamamış. İkinci sezon 10 maç. Üçüncü sezon 34 maç 1 gol. Sonraki sezonda 29 maç 0 gol. Oradan çok enteresan 4 milyon euro ile Monaco'ya gitmiş. 2013-2014 6 maç oynamış. 2014-2015'te hiç maç oynamamış ve oradan PSV'ye kiralanmış. Burada zaten PSV kariyeri başlamış. 15 maçta ilk sezonda 1 gol atmış. Jung PSV'de 1 maçta 0 gol atmış. Daha sonra 2,5 milyon euro PSV
Bonservisini almış. 17 maç 0 gol. 2015-16, 2016-2017 28 maç 2 gol. 2017-2018 32 maç 1 gol kaydetmiş kendileri. Bu arada oyunda da transfer etmek isteyenler var. Galatasaray istiyormuş. İlginç tabii, futbolcu Beşiktaş'a geldi. Yani genel yorumum bu transferle ilgili. Ya Beşiktaş'ın elindeki stoperlerine baktığınız zaman Vida haricinde zaten orijinal stoperi yok. Rocco'yu saymak. Rocco da stoper sayarsak. Ben de Rocco'nun bir adım önünde. Vida'nın gerisinde bir oyuncu. Şu an ikinci stoper pozisyonunda oynayabilecek türde bir oyuncu. Saha yatkın olduğu gözüküyor burada gördüğünüz gibi pozisyonlardan. Sağda Mirin, sağ içte Mirin, sol içte Vida stoper olarak formaya giyebilir. Ama bir Marcelo çıkar mı dersiniz içinden? Bir Marcelo'nun çıkacağını düşünmüyorum içinden. Yani çok güvenilir bir oyuncu profili gibi gelmedi bana. Yine de Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Bu arada piyasa değeri 4,6 milyon euro olarak gözüküyor şu an. Beşiktaş'ın ne kadar aldığını açıkçası daha açıklanmadığı için bilemiyoruz. Senelikte 530 bin euro kazanmış. Tabi burada en az 1,5 milyon euro verecektir diye düşünüyorum. İyi para. Yani daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama çok da vasat altı değil. Yani şu an Rocco'dan iyi olduğunu düşünüyoruz demiştik zaten. Vida'nın da arkasında yer bulacaktır kendisini. Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Ama çok beklentiye girecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. FM profilinde tabii ki FM diyebilir. Ama tutturma oranı çok yüksek biliyorsunuz. Tekrardan Türk futboluna hoş geldin. Nikolas Isimat Mirin.